konuştuklarıma döneceğim. Ee, Sibel Teliman var. O da babasını aramak için aramızda. Hoş geldiniz Teşekkür Sibel Hanım. Teşekkür ederim. Sibel Hanım 74 İstanbul doğumlu. Ee, bir evlilik yapmış bir kız çocuğu annesi. Ee, ses sanatçısı Sibel Hanım. Çeşitli albümler çıkarmış. Ne, ne tür müzik söylüyorsunuz? Türk halk müziği ve fantazi. Türk halk müziği fantazi. Aa, babasını arayın. Babanızı bulursanız artık bize bir şey güzel bir şarkı söylersiniz. İnşallah. Sahnede kullandığı isim ise Sibel Özlem. Sibel Hanım buraya öz babası Ahmet Özkan'ı aramak için geldi. Annesinin ismi Perihan Kayalı. Arada babasının ismi Ahmet Özkan'ın kütüğü de Aksaray'ın Gül Ağaç ilçesine kayıtlı. Ancak 1974 yılında Aksaray'daki köyün adı Gül Ağacıymış. 91 yılında Gül Ağaç olarak değiştirilmiş ve aynı yılda ilçe olmuş. Onun da bilgisini verelim. 74 yılında anne Perihan Kayalı ile baba Ahmet Özkan'ın yolları... İstanbul'daki bir tekstil fabrikasında kesişiyor. Çalıştıkları fabrikada tanışıyorlar. Kısa süre sonra da Ahmet Bey Perihan Hanım'ı evlenmek için Aksaray'ın Gül, Gül Ağaç ilçesine kaçırmış. Ee, resmi nikahları kıyılmamış. Evet. Ee, ancak Perihan Hanım, Perihan Kayalı, Ahmet Özkan'ı bilinmeyen bir nedenden dolayı Aksaray'da bırakıp İstanbul'a geri dönmüş. Geri döndüğünde de hamile. Ee, Perihan Hanım daha sonra Osman Teliman isimli biriyle evleniyor. Aynen. Bu evlilikten bir kız çocukları oluyor. Yani Sibel Hanım'ın kız kardeşi dünyaya geliyor. Sibel Hanım da ilkokula gidene kadar Osman Bey öz babası biliyor. Aynen. Onun nüfusuna mı kayıtlı? Evet, onu kaydettim. Evet. Eee ilkokula başlayacağı sırada teyzesi demiş. Ee, üvey babam öldü. Öldükten sonra öldü. Ilkok... Evet, o öldükten sonra zaten işte benim ağlamalarım, kırmam, bağırmam teyzelerim dedi ki "Sen niye Osman için ağlıyorsun? Osman senin baban değil. Senin baban Ahmet." Senin de git yani, yani git babanı bul, babanı araştır. İlkokuldasın. Evet ilk ilkokula yine başlamışım. 6 yaşındaki çocuğa sen bu adam için çok ağlama bu senin öz baban değil zaten. Aha. Senin babana ahmet git onu mu bul diyorlar. Evet. Maşallah o teyzelere yani. Ah neyse. <laughs> Şimdi bazen de insanın içinden konuşması İçinde, gerekebiliyor yani. Çok fazla yargılamayalım da annem sahip çıkmadığı için. E, ondan kaynaklandı teyzelerinin Hayır, de söylemesi. Yani o dönemdeki bir çocuğun psikolojisinin e, ne hani düşünerek, gelişimini, ruhsal gelişimini evet. düşünerek. 60, 61 yaşındaki e, insan bile daha kabullenemezken çoşanladık. yani 5 yaşındaki, 6 yaşındaki çocuğa. Neyse sonra Sibel Teliman da hani bunu işte 5-6 yaşlarında öğreniyor. 15 yaşına geldiğinde biyolojik anne babasının e, kaçıp gittiği Aksaray'ın Gül Gitti. e, ilçesine gidiyor. Sonra orada köy muhtarı ile görüşmüşsün evet. ve babanı sormuşsun. Evet sordum ee, köy muhtarı bana e, annem bana burada ne anlattıysa köy muhtarı da arfiyen aynısını anlattı yalansız ve iyakarsız orada bir amcam olduğunu söyledi fabrikata çalıştığını söyledi fakat kendimi iyi hissetmedim orada kalamadım yani e, sizi görüştürebilirim de dedi bana. Ve e, babam Ahmet Bey e, Almanya'da yaşıyormuş Kardeşlerim varmış Bir tane kız kardeşim Sana çok benziyor dedi hmm. Ve o zamanları cep telefonu olmadığı için Ben teyzemin numarasını bıraktım Köy muhtarına 88'li bir numaraydı hiç unutmuyorum Ama bilemiyorum tabii ki Köy muhtarı gerçekten numarayı ulaştırdı mı Ya da ulaştırmadı köy mı Köy geliyorlar köye falan dedi mi Bilmiyorum Evet zaman zaman gelip gidiyorlarmış ama e, bütün bilgim bu. Ya yer e, köy muhtarı verdi telefon numarasını aranmadım ya da vermeyi unuttun. Ne diyeyim? Peki babanın haberi var mı senden? Tabii ki var. Tabii ki haberi var. 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 Onda var. Bir sıkıntı yok. Hayır yok. Benden varlığımdan haberi var. Yani sonra anneni oraya kaçırıyor, sonra annenle ayrılıyorlar. Baban herhalde Almanya'ya gidiyor ve orada çalışmaya başlıyor. Orada başka kardeşlerin de olmuş. Yani muhtemelen evet. anlatılmayanlar yola Yani yol köyden varsa. mi evlenmiş, gitmiş, orada mı evlenmiş bu konularla alakalı hiçbir bilgim Ondanları yok. Onları bilmiyorsun ama başka Sağ kardeşlerin olduğunu öğrendim. Biliyorum. E, şehremin oda başında bir halamın olduğunu duydum. Öyle mi? Onu evet. Sunayım. İşte isim yok. Teyzem diyor ki çok yıllar geçti aradan ben adını hatırlamıyorum. İsmini bilmiyorum diyor. Ee, ha, yani o, o 74 yıllarında Şehremini'de oturan bir halan varmış. Ama ben bu çağlarına geldiğim zamanları da bunu e, duydum orada bir halam olduğunu. Anladım. Hayır ama yani o döneme ait bir bilgi. Evet <laughs> evet tabii ki tabii ki. O orada da bir hala var. Ama e, ismini bilmiyorum. Babamın da iki alnının ortasında beni varmış. Ha. Evet. Hı. Fotoğrafını bulamadın ama. Yok. Muhtarlıkta yok muymuş bir fotoğraf? Yok hayır. O da doğruladı kendinin ortasında beni olduğunu. Kim anlattı? <teyz1304> mi söyledi? Muhtar Bey. Annem peki? Annem benim sadece biyolo biyolojik annem çünkü o beni büyütmedi. Aa. Beni anneannemle dedem büyüttü. Yani o benim sadece ben ona evet dokuz ay beni karnında taşımış ona saygı duyuyorum. E, ama hiçbir şekilde görmüyorum. Şu anda da görmüyorsun. İstanbul'da yaşıyor da burada yaşıyor. Ama çok görüşme taraftarı değilim. Onunla ne kadar zamandır görüşmüyorsun? Ee, en son gördüğümde herhalde bir geçen bayram falandı sanırsam. Öyle bayramdan bayrama görüşüyorsun? E yani yani. Sonra başka kardeşlerin falan oldu mu annenden? E, tabii ki e, annem e, Osman Teliman'la evlendi ayrıldı. E, pardon o öldü. Sonra Doğan Bey'le evlendi. Ondan dört tane çocuğu var. Ha o da anladım. öldü. O da yine kocası öldü. Evet. Ay, kadıncağız da kocadan yana ne şanssız hanım. <laughs> Hani biri kaçmış, diğer ikisi ölmüş. Evet. Erkekler daha çabuk ölüyorlar biliyorsun. <laughs> Hızlı yaşadıkları içindir belki de. Belki ama <laughs> erkekler daha çabuk ölüyor. Yok yok Hep ya kadınlar yaşıyı uzadı. Ya senin o zaman annenden beş tane kardeşin var, babandan da vardır ama sen tek başınasın. Evet. Allahım ya Rabbim yani bu kadar hani insanlar kalabalık aile ister, kalabalık aile isteyen tek aile ister böyle şimdi kalabalık isteyenin Orada beş kardeş... Onlarla da demek ki senin ilişkilerin iyi değil. Onlarla iyi olsa annenle de iyi olur. Ya onlarla da iyi. Benim onlarla, kardeşlerimle herhangi bir sıkıntım yok. Görüşüyor musun? Üveylerle mesela? de yok. Tabii ki tabii ki hiç Hı. sözümden çıkmazlar, görüşürüm. ya Onlarla, onlarla görüşüyorsun, annenle yok. görüşmüyorsun. Hayır, tabii ki evet. Anladım. Peki neden babanı bulmak istiyorsunuz sizler bunca yıl sonra? Şimdi Müge Hanım beni çok iyi anlarsınız. Biz kalabalık içerisinde olan insanlarız. Ama e, o ışıklar söndüğünde evinize geldiğinizde yalnızsınız. Yalnızım yani. Ben soyumu merak ediyorum. Soy ağacımı merak ediyorum. Kimim? Genlerim kim? Yani hiçbir zaman için bir erkeğe ben böyle bir hep korkuyla bakmışımdır. Erkek kardeşim mi? Babam mı? Amcam mı? Ya. Çok kötü. Bu bunu hiç kimse anlayamaz. Bu çok kötü psikoloji. Yani kolay kolay biriyle bir yakınlaşamıyorum. Erkeklerle özellikle. Hep araştırma içerisine giriyorum. Kim? Ne? Nasıl? Evet, söylüyor musun bu isimleri? Nerelisiniz? Şunu tanıyor musunuz? Ben... Bunu ilk defa inanın ki şu an ne annemin ne ailemin hiç kimsenin haberi yok buraya geldiğinden. Bir tek teyzemin haberi var bir de kuzenimin haberi var. Bu paylaşılabilecek bir şey değil. Bana göre bilmiyorum. Paylaşmadım. Hiç kimseye de söylemiyorsun. Asla asla. Yani Çiğdem bunu e, evlendikten sonra mı evlenmeden önce mi öğrendi bilmiyorum. Ama hiçbir zaman için biz kız kardeşimle karşı karşıya gelip sen üvey kardeşsin, ben üvey kardeşim demedik biz böyle bir şey. Hala verilmedi. Ondan bir tabii ki yeğenim oldu. Aman Yağmur okulda nasıl tepki alır? Ee, ben de bir anneyim ama çocuğumdan uzağım. Ee, çalıştığım için ben yanımda değil. Ona ama, kim bakıyor? Babaanne. Babaanne bakıyor. Çok farklı ya. Sözler kifayetsiz kalıyor gerçekten. Bu Allah kimseye yaşatmasın böyle bir şey. Kafanızdan acabayı soru işaretini atamıyorsunuz. Silemiyorum hocam. Atamıyorsunuz. Silemiyorum evet. Evet. Yani ne doğrusu ne evlilik yapabilirim ne bir normal erkek arkadaşım olabiliyor. Hep böyle bir e, soru işaretleri var kafanda. Bu... Bunun kalkıp da bulabilmeniz halinde rahatlayacaksınız. Tabii ben geçen Büyük bir hafta... Bir nefes alacaksınız ve o zaman insanlara başka türlü eliniz uzatacaksınız. Yani tabii ki geçen hafta ben Aksaray'daydım tesadüf. Orada programım vardı. Bir taksiciyle tanıştım. Hemen taksiciye sordum. Dedim ki böyle 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 yani ben açık açık size söyleyeyim. Ee, burada dedim ben yıllar önce gelmiştim Güllüceköy'de. Taksici bana dedi ki Güllüceköy değil. Gül ağacı köyü orası. Değiştir. Peki dedim hani Ahmet Özkan, Özkanlar diye soy ismini tanıyor musunuz? Hani böyle kişiler var mı? Ee, araştırırım sizin için dedi. Taksicinin telefon numarasını da aldım. Ama Ankara'da programım vardı, kalamadım. Yani Ankara'ya geçmem gerekiyordu. Ankara'ya geçtim. Böyle şehir şehir dolaşıyorsunuz. Mecbur. İşin gereği tabii ki. Ekstralarım oluyor gidiyorum. Ne güzel. Çocuk ne tarafta? Kızım Samsun'da Dalasında da şu anda. O da Samsun'da. Evet. Ona da selam olsun. Teşekkür Şimdi diyorsunuz ki bu Sizin aşığınız o zaten. Ay sağ olsun. Yemin canım ediyorum. Ederim. Çok teşekkür ederim. Çok aşık. Ederim. Yani babam ortaya çıksın, hayatımın geri kalan parçalarını da bulayım, öğreneyim. Yani tabii ki kimse kimsenden bir beklentisi yok Valla bu verdiğiniz bilgilere eğer doğruysa zaten e, onlar hemen arayacaklardır. Burada bayağı bir bilgi var. Tabii. E, yok değil. Yani sonuçta Almanya'da Hatta da olsa... şöyle bir şey söyleyebilirim. Benim kimlikteki adım e, Sibel ama babam yanlış hatırlamıyorsam ki Formidia. Çok istemiş adımın konulmasını. Rahmetli dedem de Sibel istemiş. O ne istemiş? Rahmetli dedem Sibel istiyor. Sibel Teleman diye kayıt Babamız ediliyor. Babanız da istemiş. Babam da Formidia. Kendi ismim. Formidia. Dia evet. Değil. Babanın sizin isminizi Formidia mı koymak istemiş? Evet, Formidia istemiş adının çok olmasını. Cihalete bu başlığı Formidia ne demek? Rum kökenli bir isim. Formidia. Evet. Ha, hiç duymamıştım, duydunuz mu siz? Yani, kökeninizle şey, ilgili olarak evet. Ben de hiç duymadım. Araştırdım Anlamını da, merak ettim. Araştırdım biraz. Acaba? E, Rum kökene dayanan bir isim oluyor. Ha. Hı. hı. Yani Türkçe'de yani manası bir yok. şeysi var tabii ama Rum ilk ismi. defa duydum. Rum ismi demek ki bilmiyorum. Rum evet. ismi olduğu için de Türkçe'de sözlükte onun karşılığı yok. Yani e, sizin de isminizi dediniz koyuyor. Sibel koyuyor evet. Babanızın babası? Annemin babası. Annenin babası. Annemin babasını babası annesi beni zaten büyüttü. E tamam o zaman annenin babası da siber Sibel şimdi Adam ortada yok kızımın adında formu yani diye koyacağım. Ki. Onlar da söyleyememişlerdir bile nedir bu diye Sibel koymuşlardır tabii yani. Onların da duyduğu bir isim değildir yani. E tabii yani, yani. hani yani. De kulak aşinalı olması lazım. Peki e, efendim hadi inşallah buluruz. Perihan i̇nşallah. Kayalı'dan bir kız çocuğu olan Ahmet Özkan'ı e, arıyoruz efendim. Kızımız 1974 doğumlu e, ve Ahmet Bey'in de Aksaray. Gülağaç ilçesine ama o, o dönem Güllü. Güllüce diye biliyordum. Güllüce köyü. Evet. Güllüce Ahmet Bey bak Güllüce köyüne Perihan Hanım'ı kaçırmışsın hatırla. Aynen. Ee, oradan da bir kızın dünyaya gelmiş seni arıyor inşallah bize. İnşallah. Arar siz de babanızla kavuşursunuz. İnşallah. Biz sizin güzel sesinizden bir... Artık türkü dinle? Söyle hayatım söyle Hayri ablam biz zaten seninle beraber yapacağız.